Kefir yapımı. Kefir, maya ve bakteriden elde edilir ve tam bir probiyotik deposudur. Bağışıklık sistemini güçlendirirken birçok hastalığa karşı da kalkan görevi görür. Kefiri marketlerden hazır alabileceğiniz gibi evinizde de kolayca yapabilirsiniz. Peki kefir nasıl yapılır? İşte evde sütten kefir yapımı. Mayalı bir içecek olan kefirin yapımında öncelikle hijyene çok dikkat edilmesi gerekir. Çünkü başka bir bakterinin varlığı kefir oluşumunu olumsuz etkileyebiliyor. Bu nedenle kefir yapımına başlamadan önce eller ve kullanılacak kavanoz güzelce dezenfekte edilmeli. Kefir tanesi veya kefir mayasını kavanozun dibine yerleştirin. Üzerine de oda sıcaklığında süt ilave edin. Süt katkısız ve doğalsa kefir de oldukça sağlıklı olacaktır. Kefir yapımında inek veya keçi sütü tercih edebilirsiniz. Sütü ilave ettikten sonra kavanozun ağzına temiz bir tülbenti lastikle sabitleyin. Kavanozun ağzından hava geçmesine dikkat edin. Tülbenti 24 saat kesinlikle açmayın. Kavanozu ağzını kapattıktan sonra güneş görmeyen bir yere alın. Buzdolabına da koyabilirsiniz. Kefiriniz buzdolabında 2 veya istenen koyuluğa göre 3 gün içinde istenen kıvama gelecektir. Kefiri tüketeceğiniz zaman süzgeçten geçirerek içerisindeki maya toplarını ayırın. Ayrıca kefir mayasının canlılığını yitirmemesi için de süzgeç metal olmamalı. Bu işlemlerden sonra kefiriniz hazır. Bir süre buzdolabında bekletip soğuttuktan sonra içerseniz daha da lezzetli olacaktır. Kefirinizi sade haliyle içebileceğiniz gibi içine meyveler ve badem gibi yemişler katıp blenderdan geçirerek smoothie de yapabilirsiniz. Afiyet olsun. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşça kalın.